Mesela İsa Aleyhisselam 33. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde Ebced'i 1. Ebced 1987 şeddeli olursa 2007 tane veriyor. Yine ayetin devamına baktığımızda yine şedde eklendiğinde de 2057 tane veriyor. Maşallah. Bak 1987, 2007 ve 2057 tane. 3 ayrı tarih veriyor. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldıracağım gün. Hz. İsa'nın inişi Allah'a 2007 yani o tarihler ve 2057 İslam'ın en parlak yılları. İnşallah. İnşallah. Bak mesela 40. ayet. Meryem Suresi. Elbette yeryüzüne, yani dünyaya ve üzerindekilere, yani bütün insanlara biz varis olacağız. Yani Allah varis olacak. Ebced'i 1992 tane veriyor. Mehdi'nin tarihi, yani Mehdiyet'in tarihi. Bir tane tarih veriyor, 1992. Evet, bak elbette yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Bu dünya hakimiyetidir. Evet. Buradaki ifade. Yani ilk bakışta ayeti odur. Evet, açtım. Fatır Suresi çıktı. 24. ayet. Şüphesiz diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bediüzzaman'ın üstadın talebeleri o devirde Kur'an'dan Ebced çalışmaları yapıyorlar. Bediüzzaman'ın tasdik ettiği bir çalışma inşallah. Mesela bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983 yılını veriyor. Maşallah. Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Bak dünya hakimiyeti tane veriyor. Bak. Maşallah. 1. ayet bak şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 1983 tane veriyor. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. O da 2026 tane veriyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor Cenab-ı Allah, senden öncekiler de yalanlandı. Demek ki o devirlerde de Mehdiler istenmemiş. Evet. O devirlerde de Allah'ın elçilerine karşı bir öfke olmuş. Adamların sistemden yıkacağı için evet. Anlamazdan gelmişler. Evet. Hz. İsa'nın vefatından sonra mesela Peygamber Efendimiz'in gelmesini adamlar hazmedemediler, kabul edemediler. Yok öyle bir şey dediler. Evet, Hristiyanlar evet. Nereden çıkarıyorsunuz dediler. Şimdi de aynı konum meydana geldi. Bak peygamber müjdeliyor, gelecek diyor Mehdi. Vaktini zamanla bildiriyor. Adamlar yok öyle bir şey diyor. Evet hocam. Değil mi? Hz. Musa zamanında da öyle oldu. İnşallah. Hz. İbrahim'de hep böyledir. Bak Allah ona dikkat çekiyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden öncekiler de yalanlandı. Bu şaşmaz bir kanun. Hep üçkağıtçılar bunu yapmışlar. Evet. Elçileri ise kendilerine apaçık ayetler, sayfeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben de o inkar edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu onlar gördüler. Tabi bir kısmı da cahilliğinden yapıyor. Bir kısmı üçkağıtçılığından yapar. Bir kısmı itliğinden, çakallığından yapar. Bir kısmı gaflete düştüğü için yapar. Değişik. Kulları içinde ise diyor Cenab-ı Allah, Allah'tan ancak alim olanlar, bilim adamları, içleri titreyerek korkar. İnşallah. Neden? Genetiği inceliyor, astronomiyi inceliyor. Allah'a hayran oluyor. Bilim adamlarında bu güç yüksektir diyor Allah. Bak Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. İnşallah. Yani ilminin derecesine göre Allah'tan korkmaları artar diyor. İnşallah hocam. Adnen cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şimdi millet hep üzülüyor. Bir şeyler oluyor. Cennette, ahirette hüzün yok. Üzülmeyi bilmiyor. Yani ne olduğunu çıkaramıyor kafasında. Üzülme hiç üstüne gelmiyor. Burada sinek konsa üzülüyor. Evet. Mesela ne bileyim çayının şekeri olmuyor o an. Yahut eksik oluyor, üzülüyor. Bakkala gidemediği için üzülüyor. Yüzünde bir kızarıklık oluyor, ona da üzülüyor. Evet. Bir ben çıkıyor birine, ona da üzülüyor. Evet. Her şey üzülüyor. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaklıyken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Allah ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler diyor inşallah. Ve derin derin düşünürler diyor Allah. Evet. Adam diyor ki düşünmeyin diyor. Allah da düşünün diyor, derin derin düşünün diyor. Evet. Bak motoru yakarsın diyor. Evet. Yani motordakilerin, yani bak bir de üslup da çok acayip. Evet hocam. Yani çok ilkel bir üslup kullanıyor, çok sıradan bir üslup kullanıyor. Sebe Suresini okuyorum. O elçiye gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki Allah'a karşı yalan mı uyduruyor o devrin Mehdisi Peygamberimiz? Allah'a karşı yalan mı uyduruyor? Yoksa kendisine bir delilik mi var? Deli mi diyorlar? Bütün peygamberler hep delilik iddiası var gerekten. Hayır, ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir sapıklık içindedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Bak onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyor. Mesela gökte şimdi gök taşları dizildi değil mi? Evet. Milyonlarca. Evet, Allah görmüyorlar mı diyor. Ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilersek onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzerine parçalar düşürürüz. Gök taşı yağmur yaparız diyor Allah. 9. ayet. Hiç şüphesiz bunda gönülden Allah'a yönelen her kul için bir ayet vardır. Taha Suresi. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Hz. Musa'ya Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Bana diyor ki niye masonlara tebliğ yapıyorsun? Ya Allah bak Firavun'a git diyor. Evet. Değil mi? Firavun'dan daha mı aşağı masonlar ya? Ya daha mı yukarı? Evet. Değil mi? İnşallah. Ona dendiğine göre herkese tebliğ yapılabilecek demektir. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. İlk istediği o, heyecanlı, kalbinde çarpıntı oluyor Allah'ım, tansiyonu da çıkıyor, rahatsız oluyor, onun için göğsümü aç. İşimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Heyecandan konuşamıyor, dili dolanıyor. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar, ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u, Harun Musevilerde de önemli bir isimdir. Masonlukta da çok önemlidir Harun. Kardeşim Harun'u onunla sırtımı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl, böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim, şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki ey Musa istediğin sana verilmiştir, andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk diyor Cenab-ı Allah. Hani annene vahyolanan şeyi vahyetmiştik. Hz. Musa için söylüyor Cenab-ı Allah. Onu sandığın içine koy. İşte bak burada sandık geçiyor. Bu sonradan altın kaplanıp kutsal sandık haline geliyor inşallah. İnşallah. Bunu bulacağız inşallah. İnşallah. Bak onu sandığın içine koy. Orada da sandık, burada da sandık olarak geçiyor. Evet, yani evet. Bir şey başka bir şey değil. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Sahile. Bakın burada bir şifre var. Suya bırak, böylece onu sahile bıraksın. Deniz kenarında bir şey var. Onu benim de düşmanım, onun düşmanı olan biri alacaktır. Hem Hz. Musa hem de Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Demek ki Mehdi de denizin kenarında bir mücadele yapacak. Yani böyle bir kalelere, bazı küfür kalelerine ilmi bir mücadele verecek. Gözümün önünde yetişmen için seni, gözümün önünde yetişmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevmeyi ben yaratıyorum diyor Allah. Mesela önce Allah Mehdi'den insanlar çok korkup çekinecekler. Evet. Ama sonra da Allah sevgi meydana getiriyor. Sevgiyi yönelttim diyor. Medyen halk arasında yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Burada da bir şey var tabi, Medyen halkı arasında bir anlam var. Dedi ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takılmasına ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Taha suresinde yani küfür ve delalet her zaman taşkındır. Allah'tan korkmadıkları için azgın ve taşkın, kontrolsüz oluyorlar. Dedi ki Cenab-ı Allah korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum. Şu an Allah bizi işitiyor mu? İşitiyor hocam inşallah. Görüyor mu? Evet hocam. Görüyor. İnşallah. İnsanlar bunu sık sık unuturlar. Allah da bunu sık sık hatırlatıyor Kur'an'da. Hep kendini ya ne yapacağım ben diyor. Kafasını duvarlara vuruyor. Halbuki o anda Allah onu hem işitiyor hem görüyor ve olayı da Allah yaratıyor zaten. Kendi yaptığını zannediyor. Onun için perişan oluyor. 76'da diyor ki Cenab-ı Allah öyleyse diyor onların sözleri, konuşmaları seni üzmesin. Maşallah. İftiralar seni üzmesin. Elbette saklattıklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Ben de haram olduğu için tabii ki böyle şeylerden olumsuz etkilenmem. Hiç kale almam. İnşallah. İnşallah. Efendim it ürür, kervan yürür derler inşallah. İnşallah. Onlar oradan ilginç seslerle kervana koşacaklar, havlayacaklar. Biz de gideceğiz. Evelallah. İnşallah hocam. İşte o diyor Cenab-ı Allah şeytan Allah'ın yalnızca tek bir çığlıktan ibarettir. Artık kendileri diriltilmiş olarak bakıp duruyorlar. Birden kalkacaklar diyor Allah yerden. Derler ki eyvahlar bize, bu din günüdür. Kastedilen demek ki dirilme buymuş diyorlar. Bu sizin yalanladığınız ayırma günüdür. Hani Allah diyordu ya mesela böyle bu olacak, bunlar da reddediyorlar. Allah diyor bak bu sizin yalanladığınız yani olmaz dediğiniz ayırma günüdür. Kafirlerle müminleri ayırma günü diyor Allah. İnşallah. Evet. Onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Bak bu Mehdi'ye bakan bir ayet zaten özellikle. Yani Zülkaynen kısa zaten net Mehdi anlatıyor. Hadise göre de bu anlaşılıyor. Hadisten de anlaşılıyor. Ayetten de anlaşılıyor. Zaten Allah amaçsız bir sure açıklamaz. Ayet açıklamaz. Mutlaka bir amacı vardır. Orada da Mehdi kastediliyor. Çünkü Mehdi'den başka bir kişi yok. Yani bu vasıfta dünyaya hakim olan başka bir kişi yok. İnşallah. İnşallah. Şu ayeti açtım. Orada yürüme imkanları takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın. Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşmak ne zaman olacak? Mehdi devrinde inşallah. Ebced'i 2023. Maşallah. Tam 2023 tarih veriyor. Bak bu sayfayı da ben açtım. Deminkileri o kardeşlerim açtırmıştım. Bu da Sebe Suresi 18. Şeytan'a Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031 veriyor. Maşallah. Ebced. Maşallah. Bak gerçekten Allah'ın vaadi haktır. 2031. Ayet devam ediyor. Kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur. Ondan sonra artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, yani iman ediyor, samimi amellerde bulunanlara gelince Rableri onlara kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan büyük mutluluk ve kurtuluş budur. 23. ayet Meryem Suresi ki onlar namazlarında süreklidirler. Namazlarında süreklidirler. Can istediğinde namaz kılmıyor. 5 vakit namazını muntazam kırıyor. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksul olanlar için, Allah rızası için dağıtıyor malını. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Kıyameti, dirilişi tasdik etmektedirler. 34. ayete yine diyor ki, namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içerisinde ağırlananlardır. İnşallah. Her Müslüman ve sevinçle, aşkla namazlarını 5 vakit güzel sünnetlerine uyarak kılmakla mükelleftir. İnşallah. 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 Ey kavmim diyor Nuh Suresi 2'de şeytan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım, tebliğciyim. Ebced'i 2000 tarih veriyor. Maşallah. Net 2000. Yani 2001 de değil, 99'da tam 2000. Bak, ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ya bu ayetlerin tamamı ahir zamanı veriyor. Maşallah. Evet. Tamamı ya. Evet. Çok büyük bu mucize değil mi? Harika bu ya. Evet hocam. Yani 150'nin üstünde ayet, hakimiyetle ilgili ayet, hepsi 1980, 1990, 2000, 2023 ve tamı tamına tam ilgili olaylarla ilgili. Evet hocam, maşallah. Hayret verici.